A ve B vektörlerinin toplamına bakalım. A ve B vektörlerinin arasındaki açı teta ise bunların toplamı R bileşke vektörü nasıldır? Şimdi bunu da şöyle yapacağız. A vektörü ve B vektörünü X ve Y eksenlerinde bileşenlerine bakacağım. A vektörünü bu şekilde çiziyorum çünkü birazdan A vektörünü kullanmayacağım. A vektörünün bileşenlerine bakacağım. Şu eksen Y ekseni olsun. Bu eksen de X ekseni olsun. Bu A vektörünün X bileşeni ve Y bileşenine bakalım öncelikle. Şu vektör A vektörünün X bileşenidir. Bu vektör ise A vektörünün Y bileşenidir. Bir de sağ tarafa B vektörümüz vardı. Şurası A vektörünün X bileşeni, burası tetaydı, şurası B vektörü ve şurası da A vektörünün Y bileşenidir. Yukarı doğru yani Y ekseninde AY vektörü var. X ekseninde ise toplamda AX artı B vektörü vardır. Ve bunu Pisagor'dan bulmaya çalışırsak şurasını bulmak istiyoruz. Burası R vektörüdür. R vektörünü bulalım. Şuradaki dik üçgenden Pisagor'u uygularsak R'nin karesi dik kenarların kareleri toplamına eşittir. Yani AY kare artı AX artı B'nin karesi olacaktır. AY'yi açarsak AY dediğimiz burada A çarpı sinüs tetaydı. A çarpı sinüs tetanın karesi yani A kare çarpı sinüs kare teta artı AX artı B'nin karesi de birincinin karesi artı ikincinin karesi artı iki tane birinci çarpı ikinci olacaktı. Yani AX'in karesi AX A çarpı kosinüs teta o zaman yazarsak A kare çarpı kosinüs kare teta artı ikincinin karesi B'nin karesi artı iki tane AX çarpı B. AX yerine yine A çarpı kosinüs teta yazıyorum. A çarpı kosinüs teta çarpı B yazıyorum. Burada A kare parantezini alırsak A'nın karesi sinüs kare teta artı kosinüs kare teta olacaktır bu kısım. Artı B kare artı iki tane AB kosinüs teta olacaktır. Sinüs kare teta artı kosinüs kare teta neye eşittir ona bakalım. Bir tane üçgen çizelim şurada. Bu dik üçgende sinüs teta A bölü C'dir. O halde şuraya A'nın karesi bölü C'nin karesi yazıyorum. Artı kosinüs kare teta, kosinüs teta B bölü C'dir. Karesi ise B kare bölü C kare olacak. A kare artı B kare bölü C kare olacaktır. A kare artı B kare bu burada üçgende Pisagor'dan C kareye eşit olacak. Yani C kare bölü C kare eşittir 1 olacaktır. Yani şu kısım 1 değerine eşittir. O halde bu ispatı silebiliriz. Yani sinüs kare teta artı kosinüs kare teta aynı açının sinüsünün karesiyle kosinüsünün karesinin toplamı 1'e eşit olacaktır. Burası 1 ise sonuç olarak şu denklemi yazabiliriz. Yani 2 tane vektörümüz varsa A ve B vektörleri. Bunların bileşkesi R vektörünü bulmak için kullanacağımız formül şudur. Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı iki tane birinci çarpı ikinci çarpı aradaki açının kosinüsü. Bunu kullanarak işlemlerimizi yapabiliriz. Elimizde iki tane vektör var. Bu vektörlerin büyüklükleri eşitse ve aynı yöndeyse bu iki vektörün arasındaki açı teta 0 derecedir. Teta açısı 0 dereceyken bunların bileşkesi ne olur? Hiç bu formülü kullanmadan da bunu yazabiliriz. Bileşke vektör ikisi de aynı yönde olduğu için 2f olacaktır. Formülü kullanırsak birincinin karesi artı ikincinin karesi artı 2 tane birinci çarpı ikinci çarpı kosinüs 0 olacaktır. Kosinüs 0 değerini biliyorsunuz 1'dir. Kosinüs 0 1 olduğu için şurada 2f kare 1f kare 1f kare toplam 4f karedir. R kare 4f kare ise R eşittir 2f çıkacaktır. İkinciye bakarsak aradaki açı 60 derece ise bileşke ne olur ona bakalım. Yine formülü kullanacağız ve bunların bileşkesi tam buradan olacak. Büyüklükleri eşitse bu ikisinin tam ortasından geçecek. Yani burasını 30 dereceyle kesecektir. Yani burada teta açısı 60 derece ise bileşke ne olur ona bakalım. Yine formülü kullanıyoruz. R kare eşittir F kare artı F kare artı 2 tane F çarpı F çarpı kosinüs 60 diyeceğiz. Kosinüs 60 bize verilir. Kosinüs 60 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 yazarsak buraya. Buradaki 2, buradaki 2 ile sadeleşir. Burada toplam 3 tane f kare kalır. R kare eşittir. 3 tane f kare ise r eşittir. Kök 3 tane f olacaktır. Aradaki açı 90 derece ise bileşke şu şekilde olacak. Zaten 90 derece olduğu zaman direkt Pisagor'u kullanabilirsiniz. Pisagor'u kullandığınızda f kök 2 olacağını göreceksiniz. Yine buradan da yapabiliriz. R kare eşittir. Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı iki tane birinci kere ikinci kere kosinüs 90 yazarsak. Kosinüs 90 değeri 0'a eşittir. Burası 0 olduğu zaman burada 2 f kare yapar.
Bu durumda R eşittir kök 2 tane F olacaktır. Eğer aradaki açı 120 derece ise ona bakalım hemen. Bileşke şu şekilde olacak. Yani ikisi de aynı büyüklükte vektör olduğu için yine burasını tam ortadan kesecek 60 derece olacak. Burası F, burası F, şurası da F'dir. O halde bu ikisi ikizkenar üçgen olacak. İkizkenarsa şu açı da 60 derece olmalı. Burası 60 derece ise burası da 60 derece olur. O halde bu eşkenar üçgene dönüşür. Eşkenar üçgende bütün kenarlar birbirine eşittir. O halde R değeri F'ye eşit olacak. Veya yine şu formülle yaparsak eğer teta eşittir 120 derece ise R eşittir nedir? R'nin karesi, birincinin karesi artı ikincinin karesi artı 2 tane birinci çarpı, ikinci çarpı kosinüs 120 diyeceğiz. Kosinüs 120, 180 dereceye tamamlayan açının kosinüsüne fakat eksilisine eşit olacaktı. Kosinüs 60, eksi 1 bölü 2'dir. Buraya eksi 1 bölü 2 yazdığımız zaman, ikiler sadeleşir, burada eksi f kare olur. Buradaki f kareye götürdüğü zaman r kare eşittir f kareden, r eşittir f olacaktır. Aradaki açı 180 derece ise zaten birbirini götürecektir. Götürdüğü için hiçbir şey yazmaya gerek yok. Doğrudan 0 yazabiliriz. Şimdi dikkat edin. Aradaki açı 0 derece iken iki vektör aynı büyüklükte ise, aynı büyüklükte olmak zorunda da değil zaten. İki vektör aynı yönde ise büyüklükleri, bileşenleri maksimumdur. Ve aradaki açı açıldıkça bileşenler azalır. Aradaki açı 60 derece iken kök 3, 90 derece iken kök 2, 120 derece iken 1 yani direkt kendisi ve 180 derece iken de 0 değerini alacaktır. Burada da simetriden bahsetmek istiyorum. İki vektör birbirine zıt ise yani bu açılar birbirine eşitse yani bunlar 180 derece ise bunların bileşkesi 0 olacaktır. Yani birbirini götürecektir. Eğer aradaki açılar 120 derece ise birbirine eşitse ve vektörlerimiz de eşitse bunların bileşkesi ne olur ona bakalım şimdi. Bu f vektörü ile bu f vektörün bileşkesi bu yönde olacaktır ve burayı 60 derece ile ayıracaktı. 60 derece, 120 bunlar aynı doğrultuda. Burası F, burası F olduğu için şurası da F olacak. Çünkü 120 derecede iki tane vektör birbirine eşitse bileşkesi F idi. Buradaki F diğer F'yi götürecek ve bileşke yine 0 olacaktır. Tam ortadan kestiğini söyledik ya, onu şurada biraz açalım. Elimizde iki tane vektör olsun. Mesela şu 4 birimlik vektör olsun. Bu vektörde 3 birimlik vektör olsun. Bu iki vektörün bileşkesi 5 birimdi hatırlarsak eğer. Ve bu 5 birimlik vektör bunu tam ortadan kesmez. Vektör ne kadar büyükse, yani bileşenlerinden birisi ne kadar büyükse, büyük olana daha yakın olur. Mesela burası 37 derecedir. Yani biz vektörü yatay bileşeni daha büyük, düşey bileşeni daha küçük tutarsak eğer, bu iki vektörün bileşkesi yatay vektöre daha yakın olacaktır. Yani şöyle olacaktır. Böyle olduğu zaman şu açı daha da küçük olacaktır. Eğer bu iki vektör birbirine eşitse, yani şöyle diyelim mesela burası 4 birimlik vektör, burası da 4 birimlik vektörse bu iki vektörün bileşkesi 4 kök 2 olacaktır ve tam ortadan kesecektir. Yani şurası 45 derece olacaktır. Bu bilgiyi de verdikten sonra devam edelim. Burayı siliyorum. Eğer aradaki açılar hep eşitse ya burada 90 derece, buradaki vektörlerin hepsi birbirine götürecek ve bileşkeye 0 olacaktır. Burada nereye varmak istiyorum? Ya simetri düşünün. Ya burada bir simetri var. Bu simetriden dolayı bunların bileşkesi hep sıfırdır. Şurada da açılar eşitse ki buraya baktığın zaman açının 72 derece olduğunu görürsünüz. Açılar eşitse ve kuvvetler eşitse bunların bileşkesi de sıfır olmalı. Peki buna benzer olarak şöyle bir soru sorarsak. Şuradaki açı 72, 72, 72 burada da 2 tane 72 olsun. Yani 144 olsun. Bu 4 vektörün bileşkesi nedir diye sorarsak. Bir sayıya 0 eklerseniz sayının değeri değişmez. O halde ben buna 2 tane vektör ekleyeceğim ama zıt vektör ekleyeceğim. Zıt vektör eklediğim için aslında 0 eklemiş olacağım. Yani ben buna şu yönde bir vektör eklersem, buna bir de zıt yönde aynı büyüklükteki vektör eklersem, bu vektöre hiçbir şey eklememiş olurum. Yani bununla bu zaten birbirini götürüyor, 0 eklemiş olurum. Bunu niye ekledim peki? Bunu eklememin sebebi şu, şuraya benzetmek. Kırmızıyı yok sayarsanız şuradaki vektörlerin toplamı simetriden dolayı 0 olacaktır. Bunları 0 yaparsak o zaman sonuç olarak kırmızı çıkar. Yani ben bunu eklemeseydim şu 4 vektörün bileşkesi bu yönde olacaktı ama bu yöndeyi tam olarak tutturamayacağımız için ben buraya ekledim, sıfırladım. Eklediysem öbür tarafa da eklemem gerekiyordu. Ekledikten sonra topladım ve sonuç bu çıktı. Evet, elimizde 3, 4 ve 5 Newton büyüklüğünde 3 tane vektör var ve aradaki açı 120 derece ise bunların bileşkesi nedir diye sorarsak. Birçoğunuz şunu yapıyorsunuz. 4, 3, 3, 4, 5, öbür tarafta 5, 0.
Ama 3, 4, 5'i ne zaman kullanacağız? Aradaki açı 90 derece ise ve sonuç 5 çıkacak 90 derece ise ve bu 5 diğeriyle aynı doğrultuda mı onu da bilmiyoruz. O yüzden bunu ne yapacağız? Şuradaki gibi 120 derecede bileşkeye 0 olacaktı. O zaman bunu şöyle düşünebiliriz. Bu vektörlerin büyüklükleri eşit olsaydı bileşke 0 olacaktı. Peki eşit görebiliyor muyuz burada? Bakın şurada 3 Newton var. Ben buradaki 3 Newton'u götürürsem burada 1 Newton kalır. Buradaki 3 Newton'u götürürsem burada 2 Newton kalır. Yani 3 Newton'lar birbirini götürdü. 1 Newton buraya, 2 Newton buraya kaldı. Peki bunu nasıl yapacağız? Şu yönde 1 Newton'luk vektörümüz var. Diğer tarafta da 2 Newton'luk vektörümüz var. Bunu da şöyle yapayım. 2 Newton'luk vektör 2 tane, birer Newton'luk vektör olduğunu varsayalım. Ve aradaki açı 120 derecedir. Dikkat ederseniz şu 1 Newton'la bu 1 Newton'un toplamı yine 1 Newton olacaktır ve bunu tam ortadan kesecektir. Şu şekilde burası 60 derece olacak şekilde kesecek ve burası 1 Newton olacak ve şu vektörleri iptal edeceğiz. O halde sol tarafa 1 Newton'luk bir vektörümüz kaldı ve bu tarafa da 1 Newton'luk vektörümüz kaldı. Bu ikisi arasındaki açı şurada olduğu gibi 60 derecedir. 60 derece ise bu iki vektörün bileşkesi de 1 kök 3 birim olacak. 1 kök 3 Newton olacaktır. Yani bunların ikisinin bileşkesi tam ortadan kesecek ve kök 3 Newton'luk bir vektör elde etmiş olacağız.